Anadolu coğrafyasında yetişen ünlü mutasavvıf Şeyh Hamidi Veli, diğer adıyla Somuncu Baba'nın kabri Aksaray'da ziyaretçi akınına uğruyor. Şeyh Hamidi Veli'yi 14. kuşaktan torunları Ülke TV'ye anlattı. Aşktı beni benden eden, aşktı beni ben eden. 13. yüzyıldan günümüze kadar bu dizelerle geldi Somuncu Baba. Bursa sokaklarında müminlere somun dağıttı, aşkın sırrına ulaşmak için ömrünü adadı. Somuncu Baba Hazretleri bir aşk yolcusu esasında, genç bir derviş bu yola çıkıyor ve ilahi aşka ermek için arayışları var, vazgeçişleri var, terk edişleri var. Hacı Bayramı Veli ve Sultan Fatih'in hocası Akşemseddin'e kadar birçok veliye hocalık yaptı. Selçuklularla Osmanlı Devleti arasında köprü vazifesi gördü. Sesi 600 yıl öteden günümüze gelen bir Allah dostu, bir hak aşığı, bir eren. Hacı Bayram Veli'nin hocası Şeyh Hamidi Veli, yani diğer adıyla Somuncu Baba, buralarda yaşadı ve Somuncu Baba'nın hayatından kısalarda işte burada yazılı. Somuncu Baba'nın Somuncu Baba olarak anılmasının hikayesi ise bir hayli ilginç. Somuncu Baba Hazretleri kendisini unun ve ekmeğin ardına saklıyor. Yani Bursa sokaklarında Bursalılar şu sese aşinadır. Somunlar müminler, somunlar müminler sesine aşinadır. Fakat hiç kimse onun geçmişinde yoğun bir medrese eğitimi aldığını, Hızır Aleyhisselam'la görüştüğünü, Erdebil'de erdiğini, sülukunu tamamladığını ve şeyh olduğunu kimse bilmez. Onlar sadece derler ki Somuncu Baba ekmekçi koca. Şeyh Hamidi Veli'nin torunları Zuhal Güzel ve İbrahim Ramazan Güzel dedelerini Ülke TV'ye anlattı. Selçuklu'nun son zamanlarında olsun, Osmanlı olsun ona manevi olarak damga vurmuş. Çok büyük bir evliya, İstanbul'un fethinin ilk gerçek manevi mimarı olarak düşünüyoruz dedemizi. Siz kaçıncı kuşaktan torun? 17. kuşaktan. 17. kuşaktan biz kardeş torunlarıyız, evliyiz. Sadece öbür dünyaya yönelik yaşadığını o kadar biliyorum dedemden falan. Somuncu Baba da diğer dervişler gibi manevi olgunluğa erişmek ve dünya hayatından uzak kalmak için çilehaneye kapanırdı. Somuncu Baba'nın çilehanesi işte burada görmüş olduğunuz 2 metre karelik alan. İçeride ayağa kalkmak mümkün değil, ancak Somuncu Baba burada 40 gün boyunca kalıp Allah'a tevekkül ediyor ve zikir ediyordu. Somuncu Baba Hazretleri bütün Allah dostlarında olduğu gibi o seyri sülük, yani Allah'a giden o yolculukta halvet duraklarından geçerek Allah'a gidiyorlardı. Yaklaşık girdikleri zaman 40 günlerini geçirdikleri bu çilehanelerde zikir ve ibadetle, tefekkürle zamanlarını geçiriyorlardı. Ünlü mutasavvıf Somuncu Baba'nın Aksaray'da bulunan kabri ziyaretçi akınına uğruyor. Şimdi bir araya